Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar uzun uzun düşündüm. Bir arkadaşımızın fanlardan çok gürültü geliyor. Laptop bilgisayar kullanıcısı. Bu gürültüyü nasıl kontrol altına alabiliriz şeklinde bir yorumu gördüm. Ben de uzun yıllardır yaptığım ayarlar vardı. Bu ayarları nasıl gösterebiliriz? Onu göstermek istiyorum. Şimdi bu videomda laptop bilgisayarlar, buna mukabil laptop masaüstü bilgisayarlar da ele alarak düşünmek gerekiyor. Eğer fan seslerinizi işlemci fanı olur, ekran kartı olur, ondan sonra normal bağlı olan fanlar olur, ekstra fanlar. Bu tabii biraz daha işin rengi değişiyor ekstra fanlar olunca. Onun için özel programlar gerekiyor. Ben bu anlatacağım videoda laptop bilgisayarın ya da masaüstünün işlemci fanının devrinin düşürülmesi olacak arkadaşlar. Öncelikle denetim masasına ben İngilizce kullanıyorum arkadaşlar sistemi. Elimden geldiğince Türkçe açıklama yapacağım. Hani çevirerekten. Keşke Türkçe olsaydı böyle çekseydim ama ben İngilizceye alıştığım için maalesef mazur görün bu konuyu. Denetim masasına giriyoruz arkadaşlar. Denetim masasına. Aşağıda Power Options, güç seçenekleri. Yani bu Türkçe sistemlerde de standarttır bildiğimiz üzere. Power Options'ı tıkladık arkadaşlar. İşlemci fanı için arkadaşlar bunu yapıyoruz. Fan çok devirli çalışıyorsa devrenin %50 düşürmek yeterli olacaktır. Yeterli gelecektir. Fazla düşürmeyin. Bu konuya da bir parantez açayım. Yaz aylarında özellikle ve bilgisayarın oyun veya vesaire grafiksel renderlama işlemlerinde çok fazla düşürmemek gerekiyor ki yeterli oranda soğutma sistemi çalışsın. Bu sadece gürültüyü önleme amacıyla standart kış aylarında belki çok fazla sorun yaratmaz ama aşırı sıcak havalarda bunu 80'e falan çekersiniz veya size ne kadar yeterli oran ona göre şey yaparsınız. Buradan arkadaşlar gelişmiş ayarları değiştirin diyor, ayarları diyor. Buraya giriyoruz. Buradan aşağıya işlemci ve güç seçenekleri var burada arkadaşlar. Burada en alttaki kısımda maksimum işlemci diyor gördüğümüz gibi. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Plugin in diyor burada gördüğümüz gibi. Bunu 50 yapacağım ben şimdi. 50 yaptım. Pilde çalışıyorsa laptop için söylüyorum. Bunu da 50 yapabilirsiniz. İki tane 50 yaptım. Daha sonra uygula tamam deyip çıkıyoruz arkadaşlar. Ben tekrardan yenileyecek olursak denetim masası giriyoruz. Güç seçenekleri, güç ayarları. Ondan sonra burada balance recommended yazıyor. Change plan settings diyor. Buna tıklıyoruz. Ayarları değiştir. Gelişmiş ayarları değiştir tıklıyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz. İşlemci gelişmiş ayarları var burada. Gördüğümüz gibi. Demin değiştirmiştik zaten. 50-50 gördüğümüz gibi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar işlemci fanınızın devri %50 düşük çalışacaktır. Bu da gürültüye önüne geçmek anlamına gelir. Gürültülü sevmeyenler için bu seçeneği, ayarları uygulayın arkadaşlar. Yani kış aylarında olduğumuz için cihazın fazla gereksinimi olmayacaktır sıcak hava, soğuk havaya pardon. Dolayısıyla devir sesini düşürmüş olaraktan kulağımızda bir nebze rahatlık sağlayacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Çok basit bir işlem. Birkaç tıktan ibaretti. Ben bunu yayınladıktan sonra altına da tekst olarak yazarım. Türkçe yazı olarak eklerim. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa laptoplarda gürültü masaüstü de olabilir. İşlemci fanının devrini bu şekilde düşürebiliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşın. Ben de videoların altına yorum yaparsanız gerektiği şekilde yorumlara cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun tekrardan. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.